insanın ilişkisel bir varlık olduğundan bahsettik. Kendisini diğer insanlar üzerinden aynalayarak tanımlama ihtiyacından bahsettik. Ben bunun nörobiyolojik olarak, aslında biyolojik olarak tarihini, evrimsel tarihini duymak istiyorum hocam. Yani ve diğer canlılardan farkımız nedir bu anlamda? Şimdi ortak noktamız çok diğer canlılarla ama bizde ekstra bir durum var. Yani ekstra bir dizi durum var, öyle diyeyim. Şimdi ilişkisel olmak ne demek? Geçen bölümde de biraz bahsetmiştik. Doğar doğmaz bir davranış modeli öğrenip hayata oradan başlamamız gerekiyor. Çünkü beyin mesela dünyaya geldiğimiz zaman ne iş yapacağını bilmeyen tek organ vücudumuzdaki. Dolayısıyla bir takım işte hareket örüntülerine bakacak. Onlardan işte dil öğrenecek, hareket öğrenecek, davranış, duygu, ifade kalıpları, işte kompleks reaksiyonları nasıl oluşturabilirim falan filan. Şimdi bunu yaparken her zaman diğer insanlara ihtiyaç duyma meselesi o kadar temelde biyolojik bir şey ki, bizim doğar doğmaz beraberimizde getirdiğimiz reflekslere bir bakarsak, mesela biri emme refleksi, biri işte çapraz germe refleksi dediğimiz, işte bir ayak acıyınca onu çekme, öbürünü itme gibi. Şimdi bu refleksler öğrenilmesi şansa bırakılabilir refleksler değildir. O yüzden doğuştan gelirler. Başka ne refleksler var? Mesela göz teması kurma ihtiyacı yahut aynalama refleksi. Şimdi bir bebeğe, işte bir şu göz bebeği büyüklüğü ile ilgili bir deney vardı, o enteresandır. Yeni doğan ünitesinde birkaç saatlik çocukların başına iki hemşire koyuyorlar. Hemşirelerin birinin gözüne atropin damlatıyorlar. Bu göz doktoru damlatır ya, göz bebeğini büyüten damla. Şimdi biz göz bebeği büyük olan kişileri biraz çekici buluruz. Özellikle kadın fotoğraflarında göz bebeği büyütüldüğünde kadının bizi beğendiği vehmine kapılırız. Özellikle erkekler buna çok hızlı düşerler. Bütün makyaj sistemi bunun üzerine kuruldu değil mi? Photoshop'ta falan da hep böyle göz bebeklerini büyütüyorlar. Mesela erkek bebekleri izliyorsunuz, daha birkaç saatlik bebekler göz bebeği büyük hemşireye istatistiksel olarak daha uzun süre bakıyorlar. Daha bu çocukların görme sistemi doğru dürüst gelişmemiş. Yani sadece böyle flu bir görüntü görüyorlar aslında. Muhtemelen bilmiyoruz tabii nasıl bir şey gördüklerini ama orada bile o büyük göz bebeğinden gelen duygusal sinyali yakalayacak evrimsel bir mekanizmayla beraber doğuyorlar. Yahut efendim bir işte birkaç saat bebeğin karşısına geçin, ha bununla falan bir dil çıkarım, abartılı yüz hareketleri yapın, %60-70'ini size geri yansıtıyor. O da aynı hareketi geri yapıyor. Şimdi bütün bunlara bakınca insan bebeğinin hayatta kalması için olmazsa olmaz bir dizi refleks var. Bunların büyük bir çoğunluğu da yüksek, bizim işte beyin refleksleri ya da serebral refleksler dediğimiz karmaşık refleksler. Sistem diyor ki geldiğin zaman etrafında kim varsa neyini görürsen tekrar et, aynala al yapıştır, senin olsun. Şimdi bu bebeklik döneminde geçerliymiş gibi geliyor bize ama hayatımızın tamamında bana soracak olursanız beynimiz hep bunu arıyor. Etraftaki insanların hareketleriyle ve davranışlarıyla bu kadar ilgili olmamızın temel sebebi bir davranış gösterebilmemiz. Hatta işte yaratıcı bir iş ortaya koyabilmemiz bile diğer insanlara bağlı. Düşünün bir adada tek başınız olduğunuzda, yani temel ihtiyaçlarınız dışında hiçbir şey yapmazsınız. Şimdi ben bunu iyice itiraz eden oluyor ama Van Gogh da düşse o adaya, Van Gogh'luk yapmaz yani. Çünkü eserini gösterebileceğin bir başka insanı görme umudun yoksa bir eser üretmezsin. Hiçbir şey yapmazsın yani. Yani muhtemelen gene aynaya ihtiyacım var. Muhakkak. Hep bir öteki lazım. Tabii. Evet. Evet. Bakın ömrü uzun ömürlü insanlar üzerinde yapılan ortak özellik çalışması. Batı'da çok seviyorlar ya bunları. Yani 2-3 tane madde hep öne çıkar. Bir, bu insanlar az yiyorlar mesela. Acıkmadan yemek yememek gibi bir alışkanlıkları var. Yüzün üzerinde yaşamış insanlar, 100 yaşını geçmiş insanlar. Hı. Şimdi bazı parametreler farklı. Mesela birine soruyorlar, diyorlar işte neden uzun yaşadın? Ben muhtemelen hiç evlenmedim de o yüzden uzun yaşadım falan diyen de var ama bunlar arızi şeyler. Orta yaşından itibaren yakın çevresinde az sayıda güvenebilecekleri insan olan kişiler genellikle uzun yaşıyorlar. Mesela biz bugün bunun biyolojik karşılığını biliyoruz. O reflekslerden biri de mesela şimdi konuşuyoruz ya böyle işte seninle böyle yüz yüze bakıyoruz. Bu bakışma sırasında bile benim ve sizin beyninizden oksitosin diye bir hormon salgılanıyor. Oksitosin vücuttaki iltihabı engelliyor. Sizinle daha böyle dostane ilişkiler kurabilmemi, daha bağlı hissetmemi sağlıyor. Stres merkezimi baskılıyor, beni sakinleştiriyor. Şimdi bütün bunlara bakınca ne demek bu? Biz diğer insanlarla beraber olalım diye yaratılmışız. Yani ve uyumlanalım. Beraber olduğumuzda da aynı frekansta olalım. Her türlü, mesela memeli canlıların hepsinde bunu görürsün. Fakat insanda bu ihtiyaç çok daha büyük. Sebebi zayıf, çıplak bir canlı. Dünya çok düşman. Erken doğuyor, hep muhtaç, tek başına hayatta kalması asla mümkün değil. Ne olur dünyanın en zeki adamı olursan ol,
tek başına şu doğa şartlarında hayatta kalamazsın. Dolayısıyla muhakkak bir bağlanma sistemi gerekiyor. Bunu da biyoloji garanti altına almış. Yani bize bıraksaydı bu iş olmazdı. Biyolojik, fizyolojik ve davranışsal, hatta ruhsal gelişimin, tekamülün için mutlaka birileriyle ilişki halinde olman gerekiyor. Şart. Tamam, bu cepte. Peki bunun davranışsal boyutuna baktığımızda insanın insan yapan, diğer canlılardan ayıran şey aslında bu diyebilir miyiz? Bunun, şimdi burada bak, bir geçişte bir zorluk var. Biz muhtemelen yaşayacağımız masadaki en büyük zorluk olacak. Bu kuantum fiziğinden klasik fiziğe geçmek gibi. Şimdi beyin açısından tartıştığımız şeyler diğer bütün canlılarda var. Fizyolojik olarak sormuyorum hocam. Sadece fizyolojik i̇şte, olarak değil. Oradaki zorluğu... Çünkü bizim zaten farkımız sadece fizyolojik canlılar değil. İşte o zorluğa vurgu yapmaya çalışıyorum. Biyolojiden buraya geçerken arada bir bilgi boşluğumuz var. Çünkü bir hiper kompleks. İşte, çok kompleks bir davranış var. Aynen. İşte oradan da, yani buradan oraya yumuşak geçemeyeceğiz, onu söylüyorum. Ben yumuşakça bir bağlantı yapmak istiyorum. Geçen bölümde şeyi söylediniz hocam, modern insanın ne olacağı belli değil çünkü işte 3,5 milyar yıllık bir sistem üzerinden konuşuyoruz. Sizin o dediğiniz göz göze olma hali, aynı frekansta olma hali bugün annenin dijital cihaz kullanımıyla o kadar kesiliyor ki. Evet. Yani bizim insan insana olan ilişkimizi bugün kesebilecek çok fazla faktör var. Bu başka bir konu. Bunu fark edelim. Bunu hakikaten başka bir bölümde ayrıca konuşalım. Ben burada şeye dönmek istiyorum. Bu ilişkili biraz önce satırında söylediğim ve bence en intim, en temel duygulardan bir tanesi ihtiyaç. İnsanı gene insan yapan duygulardan bir tanesi güven ihtiyacı. Çok büyük. Evet. Yani biraz bunun anahtar. Üzerine konuşmak istiyorum ben. Yani mesela biz bana sorarsan biyolojik açıdan bir hata yapıyoruz. Çoğu zaman sevgi, aşk vesaire dediğimiz şeyi güven ihtiyacıyla karıştırıyoruz. Çünkü insanın en temel ilk korkusu, işte ilk duygusu korku. Yani doğar doğmaz hissettiğimiz ilk duygu korku. Zıttı ise güven. Çünkü korku neden olur? Belirsizlik hali bizde korku yaratıyor. Yani ne olacağını bilmezsen, kendini zayıf ve güçsüz, yetersiz hissedersen korku duyuyorsun. Bir de insanda bir versiyonu var malum. Endişe, anksiyete dediğim şey. Nesnesi olmayan korku. Ya böyle olursa? Şimdi başka canlıda böyle bir dert yok ki. Bir bizde var yani. Ama aslında o korku dediğim şeylerin temeline bakınca yani bir sürü teori var ama bana göre panik atağın temelinde ilişkisizlik var. İlişkisel olarak kendini böyle boşlukta sallanıyor hisseden insan panik atak geçiriyor. Gene o zaman ilişkisizlikte aslında en büyük boşluk gene kendisini ifade ettiğinde karşıda bir yansıması olmadığı için. Yani o zaman o güveni oluşturan, güvenin tam tersi olan duygu korkuysa eğer, korkuyu oluşturan şey gene o yansıma olmadığı için mi? İşte bağlanmasızlık, bağlantı kuracak bir şey olmama. Hatta sağlıklı bağlanmayı biz ne diyoruz? İsmi bile güvenli bağlanma, sağlıklı bağlanmanın. Psikolojideki jargonik diyeceğim karşılığı. Birçok şeyde, hikayede de bunu görürsün zaten. Büyük felaketler olur bilmem ne. Ben en son işte şu Walking Dead dizisini seyrediyorum mesela. Ya düşün, dünyada herkes zombi olmuş, tamam mı? İnsanlar ne zaman mutlu oluyorlar ve gerçek senaryolar da böyledir. 5-10 kişi bir araya geliyor. Mesela dizide biri yalnız kaldığında izleyen çok stres oluyor. Halbuki elinde silahları var, her şeyi var. Yani zombiler yavaş. Yani normalde insan güvende. Ama yanına birileri toplandığında izleyen rahatlıyor. Hemen dizi bir gevşiyor. Sonra birini bir yalnız bırakıp tansiyonu yükseltiyorlar tekrar. Peki yani çok affedersin araya gireceğim ama yani insanın bu korku dizilerini izleme ihtiyacı nereden geliyor? Bak, o kadar bence önemli konu ki sapmayalım, çok kısa söyleyeyim. Güvenli koltuğunda ya da para vererek bilet aldığın bir yerde o sanal psikozu yaşamak insana çok iyi geliyor. Çünkü biliyorsun ki sonucunda ipin ucu sana dokunmayacak ama... Yani güvendeyim duygusunu pekiştirmek için mi? Pekiştiriyorsun. Bir de oradaki insanın o işte ayna nöron sistemiyle, aynalamayla falan hissiyatını da yaşayabiliyorsun ya. Biliyorsun aktör, aktris onlar. Biliyorsun hepsi oyun. Ama para verip bilet aldığın adredin kopuyor. Bu çok güvenli bir his. Sonunda elinde olduğuna şükrediyorsun. Tabii. Sonunda çıkıyorsun o Allah aşkına falan filan diye. Aslında bir sağlıklı, bir nevi... Psikozla tedavi gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum psikolojide buna ne derler ama. O tedavinin içinde öyle yerler de oluyor ya. Bir o terapi odasında çıldırdığımız tabii, bir yer. Katarsis mi diyordunuz ona? Ne böyle bir dışarı vurmalar falan filan bir şeyler. Genel adı o. Sizin söylediğinizde şuradan da bağlamak istiyorum. Travma dediniz ve travmanın bir büyümeye mahal verebileceğini de söylediniz. Aslında
biz o travmayı yaşarken yanımızda güvenebileceğimiz nesneler, güvenebileceğimiz kişiler varsa o travma bir travmatik büyümeye evrilebiliyor. Tamam. Yani şöyle bir şey büyüme mesela, büyüme. Biz dış dünyadan bir travma yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Annemize geliyoruz ve annemize onu aktarıyoruz. Annemiz de bizi önce ne yapıyor? Sakinleştiriyor. Önce kapsıyor. Önce bir her şey okey, geçti, burada güvendesin diyor. Ve bundan sonra çözümü çakıyor. Anne bunu yapmadan çözümü çaktığında çocuk o çözümü duymuyor. Evet. O yüzden... Bak erkek kadın ilişkisinde en büyük arıza buradadır genellikle. Erkek çünkü aynen anlamadan çözüme gider. Evet, buraya dönelim o zaman. Ne oluyor? Sen seveceğim burayı biliyorum. Evet. Yani o güveni oluşturamadığın ilişkiler hakikaten sonu belli. Erkek aynalamıyor. Ama bunun erkek beyniyle de alakası yok mu? Hocam erkek beyni otistik bir beyin. Kelimeler... Öyle demezsek yani. Yani pro otistik diyelim bari. Ama ya hakikaten erkek yani beyni. Yani tamam, biraz önce düşük anlamda söylüyorum. Biraz önceki muhabbetimiz işte. Yalnız saçını ya, açmışsın, kapatmışsın. İki kadın arasında kısıldı bu şu anda fark ettim. Durum fena. Çekim ekibi terlemiş endişeli gözlerle bana neden bakıyorlar. Neden görmüyor adam? Adam görüyor. Adam görmesi gerektiğini görür. Fakat modern dünyada yine bu ayrımları iyi koymadığımız için feminizm gibi falan gibi akımlarla bir işaret etmeye çalışıyoruz. Hocam bunun modern dünyayla ne alakası var? Çok. Bu yani varoluşsal bir duygudan bahsediyoruz. Tabii. İlişkiler zaten bizim varlık sebebimiz diye ortaya koyduk. Bunun kadınla, modern dünyayla alakası yok. Var. Bu davranış hiçbir zaman değişmeyecek. Var, anlatayım. Kadınla erkek arasında mesela feromon sinyali var. Kozmetik varsa çalışmıyor. Anlatabildim mi? Kozmetik girdiği zaman feromon sinyali bozuluyor. Modern dünyanın böyle bir alakası var. Şimdi bu kadın erkek, güven duygusuna bağlayalım ama hocam. Kadın erkek ilişkisinde milyonlarca yıllık evrimsel tercihlerin bazı sonuçları var. O nedir? Erkek beyni, kadın beyni arasında fark. Televizyonda konuştum, başım yandı bir ara biliyorsunuz. Daha doğrusu birileri oradan bir şey yakalamaya çalıştı falan. Ama akıllanmıyorum, konuşmaya devam ediyorum. Şöyle diyorsunuz. Bunu daha fazla anlatmaya başladım. Çünkü belli ki hiç bilmiyor insanlar. Evet, evet, kadın ve erkeğin, mesela erkekler tuvaletinde pisuvar olmasının bir sebebi var. Anatomik bir farklılıktan kaynaklanıyor evet. Bu. Yaşamda da karar verme mekanizmasında, bağlanmada, beğenmede, takipte, dinlemede, anlamada hepsinde bir fark var. Sebebi şu, erkek beyni, sen biraz önce sert girdin ama otistik demesek de aşırı yanal, yani aşırı işlevlerin bölüşüldüğü bir beyin. Soluyla sağ arasında biraz fazla fark var. Kelimeleri kullanma açısından... Aynen, biraz kopuk. Demiştim. Zaten otizm biraz da hakikaten erkek beyninin birkaç adım ilerisi gibi gözüküyor gerçekten. O yüzden erkekler daha çok otistik oluyor. Şimdi bu beynin bir özelliği var. Avcı toplayıcı toplum. Genel olarak primatlara da baktığınızda, primat yaşam biçiminde erkeğin görevi çok belli. Hızlı karar alan, hareket eden, hızla eşe kendini beğendirmek için marifetler üretebilen, hemen üreyen ve aynı zamanda işte eş üreme işlevlerini yerine getirirken yani hamilelik doğum vesaire süreçlerinde koruyan, devamlı dışa dönük, ekstrovert, garip bir bedensel, beyinsel yapı oluşmuş, beden de buna müsait. Kadın da ise geçen bölümde söylediğimiz üremeye yapılan yatırım gereği daha temkinli, daha uzun boylu değerlendirme yatkın bir sistem var. Kadın beynine bakıyorsun, erkekteki o seker yani sol tarafın az gelişmişliği kadında yok. Şimdi kadın beyni hem iki tarafın yoğun bağlantısına sahip. Bu arada bir noktada uyarayım. Dışarıdan bakınca görünen bir şey değil bu. İşlevsel bir farktan bahsediyoruz. Ama korpus kolosumu daha evet, kalın galiba daha kadın. O bile çok standart değil. Daha iki beyni son bağlantı. Çalışmalar onun bile o kadar ölçülebilir büyüklükte fark yaratmadığını gösteriyor. Mesela çok büyük erkek beyni, çok büyük kadın beyni, çok küçük erkek beyni falan gibi şeylerde sistem yani istatistik olarak fark etmeyebiliyor. Ama işlevsel görüntüleme dediğimiz mucizevi bir şey var 2000'lerden beri. Yani şöyle farkı size söyleyeyim bak çok net. Şimdi ister deyin ki milyonlarca yıllık evrim böyle yaptı, istersen Allah böyle öngörmüş de ne diyorsan de sistem ama MR makinesine koyuyorsun insanları, ağlayan bir çocuğun yüzünü gösteriyorsun mesela. Ve bu arada beynin aktivitesini izliyorsun. Şimdi görme nasıldır? Gözden gelir, beynin arkası görmeyi değerlendirir, sonra duygu çözümlemek için duygusal bölgelere gider falan falan. Kadında bakıyorsun, kadın görüyor, arka taraf çalışıyor. Arkasından beynin ön tarafı aktive oluyor. Buna bir anlam veriyor. Sonra duygusal kısımlar coşuyor. Kadın o duyguyla duygulanım yaşıyor. Erkeğe gösteriyorsun. Görüyor, anlıyor. Ön taraf değerlendiriyor. Ortada elektrikler kesik. Duygusal bölge çalışmıyor. Çünkü erkekte duygusal empati zayıf. Sebebi de çok açık. Mesela savaşta acı çeken birini
bir efendim zayıf bir avı öldürebilmen için duygusal olarak künt olman gerekiyor ve başarılı erkek maalesef bunlar arasından seçilmiş. Bu demek değildir ki bugün ortada baltalık, zontalık yapan adamlar haklı ya da fabrikaya uygun yaşıyor. Bir şey yaptık, modern medeniyet kurduk. Tamam mı? Bunun kurallarını da biz koyduk. Buna uygun şekilde yetiştirilmenin adına da eğitim ve terbiye ediyoruz. İnsan terbiye edilmesi gereken bir primat. İşte o terbiyeyi almadığı zaman, o terbiye eksik kaldığı zaman etrafımızda gördüğümüz sorunları yaşıyoruz. Biyolojik kısmı açıklayıcı ama sorun çözücü değil. Sorun çözücü olabilmek için sizlerden gelecek olan daha üst düzey tavsiyeler. Yani o adam o kadının saçının değiştiğini görmeyecek. Arada bir görecek. Şimdi bu, yani, ve bu, ve görür bu aslında. Kadınla olan ilişkisinde güvene bağlı bir ilişki olmasında eğer bir parametre ise o güveni oradan kurmamayı öğrenecek kadından. Aynen öyle. Yani birazcık ne olabileceğimize göre de beklentiler yaratmamız lazım. Görülme ihtiyacı var. Yani o güvenin altında görülme, duyulma, biraz önce hocanın verdiği örnek var ya işte göz damlası. Bu bana daha dikkatli bakıyor duygusu var değil mi hocam? Aynen. Yani dolayısıyla bu beni görüyor. O çocuk onu görmüyorken bile bunu hissediyor. Dolayısıyla ben buna güvenebilirim. Kadın görülmediğini, lan benim saçımı bile görmedi bu adam. Ben buna nasıl güveneceğim? İşte görülmediğini saçtan biçmeyecek evet. Kadın o zaman. Başka şeylerden biçecek ama galiba yine modern dünya burada bir karışıklık yaratıyor. Çünkü biz bütün erkek işlevlerini kadına, kadın işlevlerini erkeğe giydirmeye çalıştığımız için olaylar karışıyor. Devreler zıt diyor yani orada. Evet, şu anda karman çorman. Gerçekten bütün roller karışmış durumda. Yeni nesil ne yapacak hiç bilmiyorum. Su yolunu bulur herhalde mutlaka. Mesela ben niye beyin anlatınca insanlar kızıyor? Çünkü benim anlattığım beyin tarafında bir sorumluluk gerektiren bir bilgi var. Diyorum ki bak bir farklılık var, gözünüzü seveyim. Yani böyle herkes eşittir sloganıyla bu işler yürümüyor. Eşitlik bazen en büyük adaletsizliktir yani. Dolayısıyla bunu anlayalım, en azından bir çıkış noktasında yeni bir şey yapacaksak buraya göre hareket edelim diye. Ama insanlar kabullerinden kolay çıkamıyorlar. İşte o da zihinsel döngü. Yani oradan çıkıp mesela daha iki gün önce YouTube'da birisi dikkat çekmiş. Benim bir videomu paylaşmış. Hoca burada erkeklerin ne kadar geri olduğunu anlatıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Ama kadınlar şu konuda geri deyince ortada millet ayağa kalkıyor diye. Bu bazı toplumsal yumuşak yaralarımızın bir neticesi. Toplumda travması var bitmeyen yani. Bitmeyen kavgalar, ilişkiler işte, o yüzden konuşuyoruz zaten. Bir taraftan bunu ben bir aile terapisti olarak verdiğiniz bilgileri çift ilişkisine ve aileye de bağlama sorumluluğu hissediyorum. Anlattığınız şey bana şunu düşündürdü, kadın beni dönüştürücü aslında. Aynen öyle. Bir şeyi görüyor, onu başka bir şeye dönüştürüyor. Çocuğun ağladığını görüyor, oradan başka bir malzeme çıkarıyor. O çocuğun ihtiyacını anlamaya dönüştürüyor. Ve o ihtiyacı ağlamaya. Gidermeye. Evet, hatta yüzden, ağlamadan önce onu hissediyor zaten. Ya sen de annesin, bilirsin. Çocuğunun çişi gelmeden önce o çocuğun çiş yapacağını biliyorsun. Bilirsin. Sen zaten. Acıktığını da bilirsin. Her ağlamasının arasındaki tınıdan, uykusuzluktan mı ağlıyor, açlıktan mı ağlıyor, bir şeye gıcık mı oldu ağlıyor. Hepsini bir anne duymayla... Bence biz bir bölümü anneye ayıralım. Bilebiliyor. Evet, şart. De kadın beyninin dönüştürücülüğü yine geleneksel takılmaya karşı insanlar kızacak ama belki de bu yüzden yuvayı dişi kuş yapıyor. Çünkü... Yuvayı dişi kuş yapıyor, dişi kuş da bitiriyor. O bunu bilahare konuşuruz. Bunun... şeylerinden bir tanesi de geçen sefer şeyden başladık, hatırlıyor musunuz? Aşk nedir'in psikolojik tanımına şefkat ve şehveti aynı kişiye hissetmek dedik. Evet. Siz de dediniz ki bu bir delilik hali. Şimdi delilik hali çok uzun süremez çünkü senin bir de bir hayatın var. Fonksiyonel olmak zorundasın o hayat içinde. Deli deli nereye kadar fonksiyonel olacaksın? Yani çok basit. Aşık olunca yemekten kesiliyoruz, içmekten kesiliyoruz. O bir obsesyon gibi oluyor. İşimize, gücümüze, kendimize veremiyoruz. Bunun sonsuza kadar sürmesi zaten bizi fonksiyonellikten alıkoyar. O zaman kadın beyninin becerilerinden bir tanesi nedir? O şehvetle birbirine yaklaşmış ve bağlanmaya niyet etmiş iki insanın arasındaki duyguyu aşka dönüştürebilme kapasitesi. Çünkü yine sen geçen sefer söyledin. Aşk düşünülen bir şey, düşünülen bir şey ve nelerle düşünüyoruz? Kelimelerle. O kelimeleri dönüştürme gücü. Kelimeler sihirlidir. O kelimelerden böyle sihir yaratma gücü yine kadına ait bir vasıf.
Peki bunun hemen nörobiyolojik karşılığını duymak istiyorum. Ne oluyor yani kadın o dönüştürücü gücüyle, o kelimelerin sihriyle beyinde ne oluyor da dönüştürüyor? Valla yani, şöyle, nasıl bir yapılanmaya biyolojik, sağlıyor? Biyolojik antropoloji bize diyor ki, genelde baktığınızda, kültür, inançlar, davranış kalıpları, her şey anneden aktarılıyor. Mesela Yahudilerde biliyorsunuz nesep anneden takip edilir. Bence çok isabetli bir şeydir. Bizde babanın memleketini sorarlar ama esas belirleyici olan annedir. Şimdi bunun biyoloji tarafını öğrendikten sonra biz buna ikna olduk. Kadınlardaki o iki tarafı birbirine bağlı beyin hikayesi var ya, aynı zamanda sözel sistemin üstünde bir iletişim yeteneği veriyor. Şunu demek istiyorum. Kadınlar çok konuşur yargısı araştırmalara konu olmuş. Hani bir harcı alem şey var ya, kadın çok konuşur diye. Kadınlar evet belli durumlarda fazla kelime kullanıyorlar ama gün içinde kullandığımız toplam kelime açısından erkeklerden belirgin bir farkları yok. Ama kadının iletişim etkinliği daha yüksek. Bu ne demek? Jestle, mimikle, birkaç hareketiyle, efendim böyle ufak tefek nüanslarla yahut aforizmalarla yahut efendim işte o benzetmelerle çok daha iyi çalışan bir zihni var aslında. Fakat bu tabii ki neye bağlı? Dil ve iletişim kompleksliğine ne kadar erken yaşta maruz kaldığına bağlı. Özetle hep diyorum yani bu anlattığımızı birileri dinlese, mesela bir toplumu kalkındırmak, bilmem ne yapmak için bir bilimsel temelden bir şey yapmak istese insanlar, başlayacakları yer kadındır. Yani anne, kadını, anneyi doğru yetiştirme, onun refahına ve eğitimine harcanacak her para nesli kurtaracak çok aynen, önemli bir şey aslında. Zaten bugün ne moda oldu hocam? Transgenerational olarak psikolojiye bakmak, ne demek o? İlişkilere, yani geçmiş nesillerden ne getiriyorsun? Senin kocanla iyi bir ilişki yaşaman için senin annenin de kocasıyla, anneannenin de kocasıyla iyi bir ilişki. İnsan da epigenetik, bana sorarsanız, yani bu şu anda eğitimli spekülasyon yapıyorum. Epigenetik dediğimiz genetik dışı ama biyolojik olarak kalıtılabilir etkiler, insandaki psikolojik etkilerin yanında çok küçük. Yani psikolojik etkiler daha büyük. Psikolojik etkiler ama derken psikolojik o maruziyet. Etkilerin de artık fizyolojimizi etkilediğini var, bulduk ya, evet, diyoruz ya, her yaşadığımız şey hücrelerimizde bile bir değişim evet, yaratıyor. DNA'mıza ve kadar giriyor. Yani. Annemizden de mitokondriyi aldığımıza göre işte yine annemizin hayatını kendi hayatımıza getirdik. Ya, o yüzden annenin refahı, annenin kalkınması, ilişkide kadının, erkeğin kadını koruyup, yüceltip onun rahat ve mutlu olmasını sağlaması aslında kendi mutluluğu için. Evet, akıl ve erkek tanımı bu İremciğim. Ya bak. Evliya diyoruz biz onlara. Evliya erkek tanımı. Aşağı yazalım. Evliya erkek nedir? Kadını mutlu eden erkek. Zaten peki, yani kadının yapıcı rolü biyolojiyle de desteklendiği zaman o nörobilimsel bulgular artık ekstra bir anlam ifade ediyor. Yani milyonlarca yıllık o seçimin sonucunda. Bakın tekrar burada izleyenler, muhtemelen bu videonun altına gelecek yorumları öngörebiliyorum şimdi. Kadın ya da erkek, üstün ya da daha altta değildir. Evet. İş bölümünü anlayamıyoruz biz. Yani evet, tabiatta hayatta kalmak için dağıtılmış bir görevler bütünü var. Kadın üstüne düşeni almış, erkek üstüne düşeni almış. Bu arada her erkek de her kadın da aynı şekilde çıkmıyor anne karnından. Yani cinsiyeti erkek olup kadınsı zihniyete sahip olan ya da cinsiyeti dişi olup erkeksi düşünme sistemine sahip olan varyasyonlar da var. Spektrum içinde değerlendirmek diyorlar buna. Peki bu bize ne güç sağlıyor? Sıfır ya da bir aynen, değil. Sıfırla yüz arası giden bir skala içinde aynen, derecelendirme olarak bakılıyor artık. Çeşitlilik ise bize ne sağlıyor? Her an değişen çevre koşullarına adaptasyon şansımızı arttırıyor. Biz mesela bugün çeşitliliğe dayanamaz hale geldik. İstiyoruz ki kadın kadın gibi, erkek erkek gibi, bilmem ne bilmem ne gibi ve benim anladığım gibi olsun. Yani onun da gerçekte ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Benim anladığım gibi, kültürümün bana öğrettiği gibi. Halbuki ara değerler, sıra dışı hareketler, varyasyonlar biyolojinin hayatta kalmak için en büyük kullandığı mekanizmalardır. Farklılık, çeşitlilik ne kadar çoksa o kadar iyiyiz. İşte bizim kadim kültürümüzde vardır ya, kucaklayıcılık, hani ne ondanım ne bundanım neydi? Hem ondanım hem bundanım. Ben de buradan öğrendim, siyafi kullanıyorum. Yani biraz geniş gönüllü olmak bu işlerde. Biyolojiyi de anlamak buna çok yardımcı oluyor bana sorarsanız. Hatta dilimiz bile böyle evrildi. Geçen gün Yankı Yazgan'ın çok güzel bir gözlemi vardı. Herkes birbirine her şeyin sonunda aynen diyor. Yani dilde bile çatışmaya dayanamaz hale geldik. Evet, evet. Şimdi ben
senin bir sözünü okumak istiyorum. Aha, ne demişim acaba? Kimsenin her şeyi olamazsınız. Kimse de sizin her şeyiniz olamaz. Siz iyisi mi? Önce kendiniz için bir evren olur, gerisi gelir. Evet, son kısmı şeyden çalıntı. Bir Yunan filozofunun sözüdür. Issız yerlerde kendiniz için bir evren ol diye bir sözü. Şimdi ben bunu programın başına dönüp konuyu toparlamak istiyorum. Güven duygusu en temel ihtiyacımız dedik ya. Senin kendi evrenin olman için bir kere o özgüveni sağlaman için de özgüveni sağlaman gerekiyor ve o özgüveni sağlaman için de mutlaka o aynalama sistemine, yani ilişkiye ihtiyacım var. Bununla ilgili son olarak söylemek istediğiniz şeyleri söyleyin, kapatalım programı. Çünkü biraz sonra başka bir konumuz alacağız. O içsel güven aslında içimize sindirdiğimiz annemizin sembolüne, ya da anne burada ilk ilişki kurduğumuz kişinin jenerik bir ismi olarak kullanıyoruz işte. Önce annemiz, sonra babamız, sonra ailemizin diğer fertleri. Onlarla kurduğumuz ilişkileri içimize almaya ve dışarıda hiçbir şey kalmadığında dönüp o içsel nesnelerimize sarılmaya, o evde duyduklarımızı hatırlamaya olan güven diye. Herkesin güven ölçütü farklı dolayısıyla, değil mi? Yani o bağlam içi, ilişki bağlamı içerisinde biraz önce hocanın dediği gibi her ilişkiye açık olduğunda oluşturduğun yeni bir güven ölçütü oluyor, değil hem mi? Hem öyle hem de biraz bizim yaratılışımızla da alakalı. Senin yaratılışındaki uçluk başka bir yerdedir. Senin büyütenler onu zapturapta alınca sen kendini güvende hissedersin. Benim yaratılışımdaki uçluk başka bir yerdedir. Beni büyütenler de benim o özelliğimi zapturapta almaları lazım. Yani ihtiyacı karşılaması olarak anlıyorum ben bunu. Evet. Bu insanlar arasında söylediğiniz şey de çok doğrusunuz. Ben bireye dair bir şey söyleyeyim. Sanırım tamamlar. Tamamlanma hissi var ya aşkta. Evet. Hani yani tam hissetme hali. Mesela bunun işte en uç hali orgazmdır mesela cinsel ilişkide. Oradaki beynin aktivitesi falan çok incelenir, neler oluyor. Bütün çalışma değişiyor. Şimdi tamamlanma hissiyatının insanda nerede en verimli hale geldiğine baktığınızda, işte bu akış psikolojisinde, başarı psikolojisinde, pozitif psikolojide amaç hissi. Bir amaç hissi hayatı çok dolduran bir şey. Daha sonra konuşacağız. Aşkları ömürlük birlikteliklere dönüştüren şey de aynı. Amaç ve yol birliği. Amaç ve yol birliği olduğu takdirde işte o güvenler, güvensizlikler, mıkmıklar, kokun kötüydü, bilmem neydi, hani biyolojik sahipler hemen ikinci plana düşebiliyor. Amacı oturtturduğun zaman raya, insan zaten yaratılışının getirdiği o temel doyum noktasına ya da istinat dayanak noktasına yaslanmış oluyor. O durumda olay parkta gezmeye başlıyor. Kendi evrenini oluşturmuş mu oluyorsun yani? İşte kendi evrenin bu. O anlam evreni. Yani o tamam hali aslında kendi evrenin içerisindeki o tamam halini bir amaca dayadığında, kendini aynen aşan belki de bir amaca dayadığında hissediyorsun. Kimse kimsenin bir şeysi olamaz derken bunu aynen kastediyorsun. Son yani o hayatı aşan amaç dedin ya. Bizim amaçlar hep mezuniyet, emeklilik, vırt zırt, bu sınırlı ömrün içerisindeki şeyler, ama bir de hayatı aşan bir amacın varsa kendini, o zaman aşan evrenlersin. Aynen öyle, evrenlersin zaten. Yani artık sen yaratan bir insana dönüşüyorsun. Anlatabildim mi? Ve ilişkin de artık yaratıcı bir ilişki. Tek başına bir evren kesiliyorsun. Tamam. Mağaraya evet, sığınmak değil, mağaraya sığınmak için değil, tepelere tırmanmak için birlikte. Çok ütopik bir noktada bitiriyoruz. Ya hakikaten arkadaşlar, çünkü benim de aforizmam geldi, yemin ediyorum.